Merhaba arkadaşlar, hepiniz jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bilgi deryamızdaki fazlalıkları size aktarmaya devam edeceğiz. Bugün size hackerların kullandığı çok özel bir yöntemden bahsedeceğim. Aslında hackerlar bilgisayarınıza sızdığında bilgi dosya kendilerine ait özel dosyaları böyle sute yerlere saklarlar kimsenin görmemesi için. Tabi usta gözlerden hiçbir şey kaçmaz ama şimdi bunu nasıl yaptıklarını size göstereceğim. Hani bir film vardı, görünmezlik iksiri içiyordu adam, görünmüyordu, sonra herkesin orasını burasını elliyordu, hatırladınız mı? İşte bunun gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar, bu gördüğünüz benim masaüstü. Şu gördüğünüz masaüstü. Buradaki dosyalar, klasörler belli. Bu gizli yöntemi yaparken arkadaşlar size aynı anda ne dolaplar döndüğünü de göstereceğim ki kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar, şuraya yeni bir, bakın bir daha göstereyim. Desktop, yani masaüstü. Masaüstünü kasıtlı olarak buraya yaptım. Hani kapatmıyorum, siz daha iyi anlayın diye arkadaşlar. Sağ tıkla yeni bir klasör dediğimizde bakın buraya bir klasör oluştu. Yani buradaki masaüstü ile şuradaki masaüstü aynı arkadaşlar, fark yok. Bu klasöre hemen icraata geçiyoruz arkadaşlar, hiç uzatmayacağız. F2 tab secret dedik veya bir tane daha yapalım. Çok gizli. Tabii ki hiç kimse böyle bir şey demez de mesela der ki işte derslerim falan filan der herkes. Arkadaşlar, bu proje olabilir, ödev olabilir, hatıra olabilir, an olabilir. Kısaca böyle bir klasörümüz var. Bu klasörün içerisine de böyle güzel güzel çok gizli bir şu hatunu koyalım. Kopyala. Şu hatunu buraya koyalım. Yapıştır. Şimdi normalde arkadaşlar bilgisayarlarda dosya klasörlerinde gizlileri göster dediğimiz için benim bilgisayarda şuradan da açılabilir. Bakın şuradan görebiliriz. Görünümden gizli dosya ve gizli dosya klasör ve sürücüleri göster dediğimiz için bir de sistem klasörlerini göster diye bir şey vardı hemen yanında arkadaşlar. Hemen onu da göstermek zorundayım ya, mecburum ya. Ha şurada bakın, korunan işletim sistemi dosyalarını gizleme çek işareti olmadığı için gizleme. Bizde bu şekilde dosya ve klasörler görünüyor. Şimdi normalde amatör olanlar şöyle yapar. Bu dosyayı gizler. Tamam mı? Sadece klasörü. Bakın biraz sönük. Bakın ben burada başkasına tıkladım. Bakın sönük, yani rengi solmuş. Gizli aslında. Aslında gizli ama şimdi bu haltı yediğiniz bilgisayarda gizliler göründüğü için o da görünür. Bakın şu klasörün rengiyle, bakın şunun rengiyle bununki aynı değil. Biraz daha büyük gösterelim arkadaşlar. Hatta çok büyük olsun. Yok, çok büyük olmasın. Daşar. Şöyle büyük simge olsun. Şöyle biraz daha açalım. Şimdi arkadaşlar takip ediyoruz değil mi? Takipte kalıyoruz. Evet. Şimdi klasörümüz burada. Şimdi beni dikkatle izleyin arkadaşlar. Önce dosyanın adını gizleyeceğiz. Yani bu dosyanın adını gizleyeceğiz. Yani şurada F2, bakın siliyorum. Sildim, boşluk bıraktım. Enter tuşuna bastım. Bakın boşluk bırakmamıza izin vermiyor. Hayır arkadaşlar. Windows'un çok özel hileleri vardır. Klavyede alt tuşuna basılı tutup soldaki, sağdaki alt GR değil. Soldaki alt tuşuna basılı tutup elinizi hiç kaldırmadan klavyeden 0-160 dediğinizde, tamam mı? Hemen yapalım beraber. Önce bu klasörü seçtik. Bu dosya da olabilir ama biz klasör yapacağız. Soldaki alt tuşuna basılı, önce adını değiştirmemiz lazım tabii ki. Alt, yani F2 ile veya bakın sağ tıklayarak yeniden adlandır veya üzerindeyken F2'ye basacaksınız, tamam mı? Neyse biz yeniden adlandır diyelim, siz daha iyi görün. Bakın arkadaşlar, alt 0-160. Elimizi çekiyoruz. Oraya gizli bir karakter geldi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın klavye oynuyor. Yani boşluk gibi bir şey arkadaşlar. Ama bu bildiğimiz klavyedeki space değil. Enter tuşuna bastık. Birinci hamlede ne yaptık? Hatta ben gizlisini açayım arkadaşlar, daha iyi anlaşılın. Yani gizli yapmamız bir işe yaramıyor. İsterseniz gizli de yapabilirsiniz, daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi 2 numara. Bunu yapabilmeniz için arkadaşlar şartlardan bir tanesi şu. Her detayı kaçırmamamız lazım.
O belgeler desktop burada arkadaşlar. Yani D sürücüsünde. D sürücüsünün, bir daha söylüyorum, üstüne basa basa NTFS ile formatlanması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada NTFS ile formatlanması gerekiyor. FAT32'de bu olmaz. Gaza gelmeyin, tamam mı? Şu yapacağım işlem olmaz. Tabi biraz bilgili olmak iyidir. Üzerinde sağ tıklıyoruz. Özellikler. Eğer NTFS ile formatlandıysa, bakın üzerinde güvenlik gibi bazı seçenekler, paylaşım zaten gelir. Paylaşım Windows ile alakalı paylaşım varsa güvenlik mutlaka gelir ve özelleştirme de gelir. Burada simge değiştir diyeceğiz. Klasörün rengini, simgesini değiştireceğiz. Diyeceksiniz ki ne yapıyor bu adam ya? Buradan sağa doğru gittiğinizde Microsoft'un böyle kasıtlı mı yaptığı bilinmiyor. Böyle boşluklar var arkadaşlar. Boşluğu seçin. Tamam deyin. Sağ tıkla, özellikler. Özelleştir. Simge değiştir. Devam et. Şu ikinciyi seç. Tamam, tamam. Yenile. Arkadaşlar, gözümüz aydın. Kayboldu klasörümüz. Aslında şurada arkadaşlar. Bakın. Boş bir yerde duralım. Şu an boş bir yerde. Şöyle. Bakın şurada, gördünüz mü? Şurada arkadaş. Ya da burada. İçine girdiğimizde arvat burada duruyor arkadaşlar. Eğer desktop ini dosyaları silinirse bu özellik yok olur arkadaşlar. Bütün veriler burada saklanıyor. Bu da ekstra bir bilgi arkadaşlar. Bakın. Onun ikonunun bu olması sağlanıyor. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Bir show yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Özellikler. Kes diyelim. Kes. Biz bunu şu fişin olduğu yere mi koysak? Yeni bir klasör yapalım. Bunu içine koyalım. Yapıştır. Evet. Küçültelim. Sola doğru kaydıralım. Bakın arkadaşlar. Gördün mü? Arvat buraya geri geldi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şuradan yani o dosyayı sıfırdan oluşturmamak için size şov yaptım arkadaşlar. Yenile diyelim. Bakın şurada, gördünüz mü? Şurada. Şuradaki arvatla buradaki arvat aynı arkadaşlar. Şimdi bu mesela bu dosyayı elde ettiniz. Bu dosyayı elde ettiniz. Yani benim söylediğimi yapmayın ama gittiğiniz her yere arkadaşlar, çok tehlikeli bir durum. Olağanüstü tehlikeli. Kes diyerek. Bazen böyle virüs bulaşıyor arkadaşlar. Ya ben demiştim size, hackerlık diye bir şey. Burada yapıştır yaptığınızda dosyaların görüntüsü mahvolabilir arkadaşlar. Şu köşeye dikkat edin. Yenile. Yazık ya, bak gitti. Gördünüz mü? Arkadaşlar ben bu videoyu siz yapın diye anlatmadım. Böyle bir şey var. Hani mesela evde küçük çocuklar vardır. Mesela dosyalarınızı karıştırıyordur. Yanlışlıkla siliyordur. Bunun içine girmemesi için böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bunu eski haline getirmek için F2 böyle sağ tıkla, özellikler, özelleştir, simge değiştir. Buradan eski klasör haline getirebilirsiniz. Veya daha kestirmeden desktop ini dosyasını silin. Silin. Desktop ini dosyasını silin. Her şey bitsin arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah Jetnet'i beğenirsiniz. Jetnet'e abone olursunuz. Daha güzel böyle, en az bunun kadar güzel çok videolar gelecek. Aklımın içinde yüzlerce proje var. Kolay değil ya. 93-94'ten beri işin içindeyiz. Bir de 2000'li yıllardan sonra Android de geldi. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Biz de para kazanalım. Biz de 40'ta birini paylaşalım. Hatta söz veriyoruz. 20'de 1 dedik ya. Sonra 20'de 1'e düşürdük ya.